öncelikle yapacağımız tatlının bir genel kek tabanını yaparak işe başlayacağım. Süper basit, süper kolay, sizi hiç yormayacak bir kek tabanı bu. Öncelikle bakın ölçülerim çok nettir. 4'te 3 su bardağı kadar toz şeker. Üstüne yarım su bardağı kadar un, tamam. Üstüne aşağı yukarı 4'te 1 su bardağı kadar kakao ilave ediyorum. Bunlar benim genel olarak kullandığım kuru malzemelerim. Bir üstüne 1 paket kadar toz vanilya ilave edeceğim, tamam mı? Arkasından hem kabarsın hem birazcık daha böyle her şey birbirini iyi tutsun diye küçücük bir parça şöyle hani şunun ucuyla koyarsam bir çay kaşığı kadar olacaktır. Bir çay kaşığı kadar toz karbonat ilave edeceğim. Ve kabartma tozunu da ilave ettikten sonra bunların hepsi bizim kuru malzememiz. Yani kabartma tozu, vanilya, karbonat, kakao, şeker bunların hepsini güzelce birleştirdik. Birazcık da un koyduk. Dediğim gibi bu bizim genel kuru malzememiz. Sıvıyı eklemeden önce şöyle kuruyu kendi içerisinde bir karıştıracağım ve hafiften çırpacağım. Bunda çok az yumurtaya ihtiyacım var, tamam mı? O yüzden şöyle bir uyanıklık yapıyorum. Bir tane yumurtayı koydum. Şöyle hafifçe çırpıyorum. Tamam mı? Yumurtanın sarısıyla beyazını bir araya getirdim. Arkasından da şöyle bunun yarısı kadarını içerisine koyuyorum. Tamam mı? Ya bana şimdi kızmayın. Ya Arda yarım yumurta falan diye. Ya bir yumurta şu vereceğim tarif için çok fazla oluyor. O yüzden yarısını bunun içine koydum. Şu kalanını üstte kullanmaya devam edeceğim. 2 yemek kaşığı kadar bir... 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı, birazcık suya ihtiyacım var. Normalde ben bu tarifi yaparken hep kahve kullanıyordum. Fakat burada sadece su kullanacağım. O da bardağın 3'te 1'i kadar. Mesela şu kadar. Aynen budur. Bir kere bunların hepsini güzelce çırpacağım ve birazcık da süt ilave edeceğim buna. Bak şöyle bir araya getirdim yumurtanın sarısını da. Şimdi sütünü de ilave edeceğim. Eklediğim su miktarı kadar yani 3'te 1 bardak kadar süt koyacağım. Şudur. Ve hepsini güzelce çırpacağım. Evet. Şimdi bu alışa geldiğimiz bir kek harcı olmak için birazcık fazla ıslak, birazcık fazla nemli, tamam mı? Ama inanın bana sonuç çok güzel olacak. Ben şöyle bir model yapıyorum bunda. Bir fırına girebilen bir kap alıyorum. Sonra tam bir çember çıksın diye bu pastacılıkta kullanılan kalıplardan bir tane alıyorum. Size tam santimini de söyleyeyim çapının kaç olduğunu. Şu an benim kullandığım tam 24 santimlik bir çember. Varsa kilitli kek kalıbınız onda yapabilirsiniz. Sadece yerinden çıkartabileceğiniz, şöyle yukarı çekerek çıkartabileceğiniz bir şey de yapmanızı şiddetle öneririm. Ve daha da kolay çalışabilmek için bütün bu işlemleri yaparken altına bir de yağlı kağıt koyuyorum. Yani yağlı kağıt buradaki çember. Tamam. Şimdi yapacağım şey bunu çemberin içerisine direkt olarak dökmek. Tamam mı? Fakat sevgili dostlar bunu döktüğüm zaman ister istemez birazcık kenarlardan dışarıya doğru kaçabilir. O yüzden alın şöyle tamamını dökün. Tamam. İyice bir sıyırın. Çok incecik bir kat oluyor zaten. Sonra hızlıca üstüne bir ağırlık koyun böyle. Böylece kenarlardan kaçmasını ve dışarıya taşmasını engellersiniz. Üstüne bir kat koyarsınız. Bu aynı zamanda şunu da sağlıyor fırında pişerken. Önce bunun belli bir şekilde kontrollü pişmesini ve yanmasını engeller vaziyette pişiyor. Arkasından üstteki katmanı çıkartıp pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi fırınımız 180 dereceye ayarlı. Bu şekilde aldım ve fırına attım, tamam. Ve aşağı yukarı bir 5 dakika bu şekilde pişireceğim. 5 dakikanın sonunda üstündeki katı alacağım. 10 dakika daha o şekilde pişireceğim ve sonra çıkartıp süslemeye başlayacağım gerekli şeyi. Bu benim ince katlar için bulduğum pratik ve kolay bir formül. Diğer türlü yaptığınız zaman çok hızlı vaziyette pişiyor ama birazcık kenarları fazla kıtır kıtır oluyor. Yani ortası nemli kalırken kenarları sertleşiyor. Yani dışarıdan içeriye doğru piştiğini düşünürseniz. Böyle yaparsanız hem biraz daha korumuş oluyorsunuz onu. 5 dakika tam pişme derecesini hazırlıyorsunuz. Ondan sonra çok çok daha iyi sonuç alıyorsunuz. Aklınızda olsun. Hadi buyurun o arada bunun üst katmanını yapalım. Üzeri için bir kere önce şurada küçük bir tencere var. İçinde azıcık birazcık su azalmış. Suyunu ekleyeyim buna.
ve altını yakayım. Benmari usulü bir çalışma yapacağız. Bu su burada ısınırken ben de genel hazırlığımı yapabilirim. Az evvelki kalan yumurta vardı ya, onu direkt olarak buradaki kabın içerisine ekleyin. Ben tarifte 3 yumurta olarak yazacağım buna. Ama böyle 2,5 da gayet güzel iş görecektir. Sonra üstüne 2 yumurta daha kırıyorum. Tamam. Ve bir çırpma teliyle öncelikle yumurtaları çırpıyorum. Tamam. Bundan sonrasını makineyle yapalım. Bunun üstüne 4 kaşık kadar şeker ekleyeceğim. Şekeri azaltayım mı Arda diye soracak olursanız azaltmayın. Çünkü şeker bunun benmaride bağlama kıvamını da oluşturacak olan unsur olduğu için bu şeker bizim ihtiyacımız olan. İlk başta yumurtayla şekeri hafifçe bir kıvamlanana kadar çırpacağız. Ve arkasından da bunun üzerine 2 su bardağı da süt ilave edeceğim. Şu birinci bardak süt. Şu da ikinci bardak. Çırpma işlemini yine çırpma teline dönebilirim burada. Çünkü sütü ilave edince o böyle ilk baştaki o hafif mayonezimsi kıvam hafiften gidecek. Tamam. Ve geçiyorum ocağın üstüne. Suyun çok böyle fokur fokur kaynar vaziyette olmasına gerek yok. Şöyle hafif kaynattıktan sonra kendime yakın tarafa aldım. Altı kısık vaziyette alttan gelen buharla buradaki genel hazırlığı yapmaya başlıyorum. Bakın bu arkadaş 5 dakika üstü kapalı, 10 dakikada üstü açık vaziyette pişecek ya. O süre boyunca bunu burada yavaş yavaş çırpa çırpa benmari usulü hafiften pişirmeye ve ısıtmaya başlayacağım. Niye böyle yapıyorum? Çünkü böyle yaptığım zaman içindeki yumurta pişmiyor, ısınıyor ve çikolata ile buluşma raddesine doğru geliyor. Doğru teknik budur, süre de odur. 15 dakika boyunca bunu böyle güzelce burada çırpıyorsunuz. Bakayım yaklaşık 1 dakikası kaldı. 1 dakika sonra üstündeki kapak olanı kaldırıp pişirmeye devam ediyoruz. Orada da bunu çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi bu arkadaşı böyle başından çok ayrılmadan bu şekilde yapmak önemli bir detay. Şimdi fırındakinin 30 saniyesi var, tamamdır. Bunun altını kapatacağım. Elimi yakmadan şöyle buhardan da kaçınıp tezgahın üstüne alacağım. Isınmış vaziyette ve içine koyacağım çikolataları eritecek vaziyette. İçerisine yarım paket kadar toz vanilya ekliyorum. Tamam. Hafiften çırpıyorum ve hiç vakit kaybetmeden 2 su bardağı kadar da bitter çikolata ilave ediyorum. Bunu da ilave edip hızlıca çırparak çikolatayı mevcut ısıyla hemen bunun içerisinde eritiyorum. Bu arada fırındaki de ben tamamım diyor. Onu da şöyle çıkartacağım ve size göstereceğim. Şu andan bile müthiş kıvamda. Bak dedim ya kenarları son derece güzel vaziyette kabarmış. Dışarıya neredeyse hiç taşmamış. Yumuşak ama son derece eşit vaziyette pişmiş. Basit, kolay, işe yarar bir teknik. Her zaman çalışır. Şimdi çikolatayı da ekledim ve bunu böyle güzelce çırpıp iyice bir karıştırmak istiyorum. Çikolata baskın kıvama geçsin istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi çikolata baskın kıvamda ve her şey süper bir araya geldi. Bu dakikadan sonra mesela çırpmayı bırakırsam yumurta kesilir mi, pişer mi diye korkmayın. Çünkü yumurta zaten ısındı ya içinde. Homojen bir şekilde dağılarak ısındı. Çikolatayla da birleşti ve şu anda o olması gereken kıvamında güzelce temperlendiler. Bu üst kat olarak işin içine girmeyi bekliyor. Eğer benim yapacağım gibi içine çilek ya da herhangi bir meyve koymak istemezseniz bu çikolatayı direkt olarak bunun üstüne dökün ve öyle dondurun. Altta çok lezzetli bir kek katı, üstte de çok lezzetli bir çikolata katmanı donduğu zaman sizi bekliyor olacak. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi bu çileklerle çalışabilirsiniz. Şimdi elimde bir sürü güzel çilek var gördüğünüz gibi. Bazılarını ortadan ikiye kestim, bazıları bütün vaziyette duruyor. Elimi yakmamam önemli çünkü bu arkadaşımız hali hazırda sıcak. Birazcık soğuduğu zaman çok daha kolay oluyor. Vaktiniz varsa soğutun.
O zaman şu çilekler çıktığında çok daha canlı canlı gözükür. Benimkiler çıktığında birazcık mevcut ısıyla hafif böyle kendilerini bırakmış olacaklar. Öncelikle ortadan ikiye kestiğim çilekleri şöyle kalıbın dış kısmına bakacak vaziyette tek tek dizmeye başlıyorum. Şu şekilde dizdim. Takriben herhalde 2, 4, yani bir 15 tane filan çilek bu iş için yeterli olacaktır. Sonra da şöyle kalanları bütün vaziyette dik dik kalıbımın içerisine yerleştiriyorum. Ne kadar çok çilek dizerseniz içine, o kadar içine koyacağınız çikolata katmanı onlarla beraber yükselecektir ve kalınlaşacaktır. Çileklerin bir kısmı çikolatalı olan katın dışında kalabilir, hiç dert değil. Mümkün olduğu kadar sıkışık, bitişik nizamda dirsek temas aralığı, böyle bizim askerdeki tabirle yapıyorsunuz. Kalan çilekler de tekrardan dolaba gidebilir. Şimdi sevgili dostlar, bu dakikadan sonra da yapacağımız şey basit. Şuradaki bu hazırladığımız lezzetli, mevcut zamanda şu anda çikolata sos gibi gözüken şeyi bunun üstüne dökmek. Öyle boca etmeyeyim. Bir kepçeyle çok daha kontrollü bir vaziyette koyabilirim. Böylece çileklerin üstünü de ıslatmış olurum. Alın ve şöyle güzelce hepsinin üstüne gelecek vaziyette böyle güzelce gezdirin. Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama zaten çilek ve çikolata oldukça böyle güzel bir cümbüş içindedir her zaman. Burada da bu cümbüş aynı şekilde bu tabağın içinde devam ediyor. Bak, mümkün olduğu kadar her tarafını ıslatmaya çalışıyorum. Ve her bir noktanın iyice çikolatayla temas etmesini sağlamaya çalışıyorum. Çileklerin üstü, kenarı, köşesi, osu busu filan her tarafı mümkün olduğu kadar çikolatayla temas etsin. İşte budur. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunu dondurmak. Bunu dondurmak öyle sandığınız gibi öyle hemen 2 saatte olacak bir şey değil. En az bir 6 saat kadar falan dolapta beklemesi gerekiyor. Ama sabırsızsanız derin dondurucuda süreci hızlandırabilirsiniz. Size bir önerim var. Bunu derin dondurucudan çıkarttıktan sonra servis tabağına alın veya buzdolabından çıkarttıktan sonra servis tabağına alın ve üstüne arzunuza göre pudra şekeri ya da birazcık daha kakao serpin. O şekilde servis edin. Süper basit, çok güzel ve çok lezzetli bir tatlıdır. Ama donmaya ve birazcık vakte ihtiyacı var. O yüzden siz de bu vakti ona verin. Yaptığınız bu hazırlığı alıp direkt olarak buzdolabına atın. Ve iyice soğusun diye dediğim gibi bir 6 saat kadar onu kendi haline bırakın.